Ilk orta Ragnarok izlemeye başlayınca hissedeceğiniz ilk şey çaresizlik duygusu. Sonuçta bir tanrıya karşı dövüş kazanmak imkansız bir şey. Size dizi sevdiren şey de bu imkansızı deneyen insanların mücadelesini izlemek olacak. Cyberpunk ekranından sonra beni kendine bir anda bağlayan ilk seri oldu. Sönüp giden film izleme isteğimi çok güçlü bir şekilde diriltmeyi başardı. Diziyi benim için çekecek olan şeylerin başına ise Ragnarok'u çok farklı bir şekilde ele alması geliyor. Diğer dizi, film, oyunlar Ragnarok'u evrenin tüm dengelerinin değiştiği ve tanrıların yok olduğu ciddi bir olay olarak işlerken, Record of Ragnarok'ta ise bu olay tamamen bir şakadan ibaret. Her 1000 yılda bir toplanıp, insanlığın geleceğine karar veren Tanrılar Konseyi'nin, insanlarla dalga geçmek için koyduğu, tanrılar ve insanlar arasında teke tek yapılan dövüş turnuvasını içeren bu madde, yasa kitabına sadece şaka olsun diye konulmuştu. Sonuçta kendilerine karşı, Tanrı'ya karşı dövüş kazanmanın imkansız bir şey olduğunu düşünüyorlar. İnsanlığın, onları yanıltması ve bu dövüşü kazanması gerek. Ne de olsa, bu insanlığın yok oluştan kurtulmak için tek şansı ve bunu sonuna kadar kullanmak zorunda. Dizi dövüşlerin başında ruhsuz olan karakterleri sadece birkaç dakika içinde izleyiciye sevdirmeyi başarıp ardından flashback hikayeleriyle bağ kurma konusunda bayağı başarılı bir iş ortaya koyuyor. O kadar başarılılar ki kendinizi bir anda insanlığın dövüşçüsü için tezahürat yaparken buluyorsunuz. İzleyecek bir şey arıyorsanız ya da film izleme isteğinizi ateşleyecek bir seri istiyorsanız Record of Ragnarok tam da aradığınız şey. Üstelik 26 Ocak'ta yeni sezonu geliyor.